1923'te başlayan demir yollarının devletleştirilmesi hamlesiyle yeni hatlar yapılmaya başlandı. Anadolu topraklarında 1923 yılı itibariyle 4559 kilometre olan demiryolu hattı 1940 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 kilometreye ulaştı. 1932 ve 36 yıllarında hazırlanan 1. ve 2. 5 yıllık sanayileşme planlarında demir-çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verildi. Atılan adımlar ulaşımın kolaylaştırılmasından çok yük taşıma amacına hizmet etti. Erkaniye ulaşan demiryolu, bakır, Ereğli kömür havzasına ulaşan demir, Adana ve Çetinkaya hatları ise pamuk ve demir hatları olarak adlandırıldı. Üretim ve tüketim merkezleriyle, yani limanlarla art bölgeler arası ilişkiler kuruldu. Kalın Samsun, Irmak Zonguldak hatlarıyla demiryoluna ulaşan limanlar 6'dan 8'e yükseltildi. Samsun Zonguldak hatlarıyla İç ve Doğu Anadolu'nun deniz bağlantısı pekiştirildi. 1927'de Kayseri, 1930'da Sivas, 1931'de Malatya, 1933'te Niğde, 1934 Elazığ, 1935 Diyarbakır, 1939'da ise Erzurum demiryolu ağına bağlandı.